Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 12 Aralık 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Akkuyu NGS işletme izni. Nükleer Düzenleme Kurumu başvuru belgelerinin incelenmesinin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. ünitesinin işletime alınması için gerekli izin verilmesini onayladı. EPDK 2024 yekten başvuru listesini yayınladı. 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin başvuru listesi yayınlandı. Liste itirazlar 18 Aralık günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek. Rüzgar santrallerine yerli bakım ve onarım. Zorlu Enerji Denizli'de açtığı atölye ile rüzgar santrali ekipmanlarının bakım ve onarım ihtiyaçlarını yurt içinde çözmeyi hedefliyor. Sözü şirketin proje geliştirme yöneticilerinden Elif Demirhan'a bırakıyoruz. Bu yapılacak yerli tamir ve bakımlarla ana ekipman tamirleri ve sahalarda sunulacak çözüm ortaklığı ile birlikte aslında en büyük tasarruflardan biri de süre tasarrufu olacak. Çünkü ülkemizde yapılacak hizmetle birlikte yurt dışına gönderilerek yapılan hizmet süreleri kısaltılacak. Aynı zamanda da ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve ülke içerisinde yapılacak bu sürdürülecek olan tamir bakım hizmeti sektör paydaşları arasında bir döngü yaratacak, istihdama da katkı sağlamasını umuyoruz. Zorlu Enerji'den Elif Demirhan, bakım ve onarım atölyesi sayesinde santrallerin bekleme sürelerinin azalarak karlılıklarının artacağını kaydediyor. Enerjisa'dan Ankara'ya yeni konseptli müşteri merkezi. Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, Ankara Söğütözü'nde müşteri hizmetleri merkezini konseptini yenileyerek açtı. Enerjisa yeni merkezinde yeni nesil kiosklar ve sırayı almayı kolaylaştıran dijital bilet uygulaması kullanıyor. Merkezi dijital ekranlarla yönlendirilen müşteriler işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde kendi kendilerine tamamlayabiliyor. Yenilenebilir yatırımları fosil yakıtları geride bıraktı. 2020 yılından bu yana temiz enerjiye yapılan küresel yatırım %40 oranında artarak fosil enerji yatırımlarını geride bıraktı. Zero Carbon Analytics'in son raporuna göre elektrikli otomobil satışları da 3 yıl içinde küresel olarak 3 kattan fazla arttı. Akfen yenilenebilir enerji yatırımlarını artırıyor. Akfen Yenilenebilir Enerji işletmedeki Üçpınar, Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerjisi santrali projelerine ek olarak toplam 66 MW kapasiteli ilave hibrit güneş santrali kurulumu yapacak. Rüzgar yatırımlarının hayata geçmesiyle şu anda 699 MW olan kurulu güç yaklaşık 860 MW'a yükselecek. Maxima Elektrik Tekirdağ'da depolamalı RES kuracak. Maxima Elektrik 351 milyon lira yatırımla Tekirdağ'da 27 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. Proje kapsamında 1275 hektarlık alanda toplam 27 kurulu gücünde 10 adet rüzgar türbini kurulacak. Avrupa'nın ilk amonyak bazlı enerji santrali kurulacak. Santrali İngiliz Centrica ve Japon Mitsubishi Power Europe şirketleri İrlanda'da inşa edecek. Santralde yakıt olarak düşük karbonlu amonyak kullanılacak. Sera gazı emisyonları azaltılırken elektrik arz güvenliğine de katkıda bulunulacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası küresel ekonomide yavaşlama işaretlerine bağlı endişelerle gerilemeye devam ediyor. Brent tipi petrolün varili 73 dolardan, ABD Batı Teksas tipi WTI ise 69 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 13 Aralık 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2236.35 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 8-9 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 23.00 dilimi için 1249 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa.
Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.